Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, halifelerin birincisi, sahabenin bir incisi. Kur'an'ın tabiriyle ikinin ikincisi. Hicrette peygamberimizin yol arkadaşı. Hicretteki ikinci, mağaradaki ikinci, halifelikte peygamberimizden sonraki ikinci, peygamberimizden sonra kabirde yanına gömülen ikinci, kıyametin ardından peygamberimizden sonra dirilecek ikinci, peygamberimizden sonra cennete girecek ikinci. İkinin ikincisi Hazreti Ebubekir. Onu anlatmaya ne kelime yeter, ne zaman yeter, ne video yeter. Ben hayatındaki birkaç sahneden bahsetmeye çalışayım. Ne kadar büyük bir ruh olduğu belki anlaşılır. Hazreti Ebubekir ilk Müslümanlardandı. Pek çok büyük sahabenin de Müslüman olmasına vesile oldu. 23 senelik peygamberlik destanının hepsine şahitti. Hayatı yürekleri nurla dolduran birçok hadiseyle doldu. Adını anmak bile bana manevi bir coşku ve hüzün veriyor. Söze nereden başlasam bilemiyorum. Kolay değil Ebubekir olmak. Kainatın güneşi, nebiler nebisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın dostu olmak, her şeyde en önde olmak, en fedakar, en cefakar, her derde göğsüne en önce gelen, en sıddık olmak kolay değil. Peygamber olmadan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 20 yıl boyunca arkadaşıydı. Bu arkadaşlık peygamberlikten sonra ebedi bir hal alacaktı. Her zorlukta yanında olan bir dostluk. Alemlere rahmet peygamberine peygamberliğin ilk günlerinde dost olmak demek ateşten gömleği giymekti. İşkenceydi, ızdıraptı, ölümdü, yoksulluktu. Kalabalıklar geldiğinde herkes İslam'a koştuğunda iman etmek kolaydır. Ebubekir'i Ebubekir yapan ilklerden oluşuydu. Zor zamanların yiğidi olmasıydı. Allah bizi Ebubekir eylesin ve bize Ebubekir gibi dostlar versin. Bir gün peygamberimiz müşriklerin arasında Kabe'de namaz kılmak istemişti. Bir anda müşrikler etrafını sardı. Hazreti Ali anlatıyor bu hadiseyi. Kimi tükürüyor, kimi kıyafetlerini çekiyor, kimi çekiştiriyordu. Sahabeler hiçbir şey yapamamıştı. Bir an bir de baktılar ki uzaklardan bağırarak koşan bir kahraman, bir yiğit geliyordu. Kalabalığı yardı. Rabbim Allah'tır dedi diye bir adamı öldürecek misiniz diyerek önünü almıştı. Peygamberimizi bıraktılar, hırslarını Ebubekir'den aldılar. Bayılana kadar dövmüşlerdi. Kan revan içinde uyandığında Resulullah nerede demişti. Annesi onu boş ver, onun yüzünden dayak yedin zaten diyordu. Beni ona götür dedi. Anne bakıyor ki olacak gibi değil. İki kişi koluna girerek götürüyorlar. Efendimiz ağlıyor onu görünce. Yüzündeki gözündeki kanı siliyor. Ya Resulallah diyor, beni bırak. Sen iyisin ya, ben de iyiyim. Ama şu kapının arkasındaki annem için dua eder misin? Dua et de iman etsin. Efendimiz ellerini açar açmaz annesi içeri giriyor ve şehadet getiriyor. İşte o zor anda dahi başkasının imanı için kalbin çarpması demektir Ebubekir olmak. Miraç gerçekleşmişti. Düşünün ne kadar akıl almaz hadiseler onlar için. Müşrikler işte fırsat diyordu. Onun çevresindekilerin ondan ayrılması için haşa bunun apaçık bir uydurma olarak görüyorlardı ve fırsat gibi bildiler ve bunun peşinden koştular. Hazreti Ebubekir'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ayırırlarsa diğerleri de öylece ayrılır dediler. Direkt Hazreti Ebubekir'in yanına koştular. Hazreti Ebubekir'e anlattılar bu meseleyi. Gülerek, alay ederek anlattılar. Hazreti Ebubekir onları dinleyince bıçak gibi kesti sözlerini. O mu anlattı bu miracı? Evet dediler. O dediyse doğrudur dedi. Zerre şüphe duymaksızın söyledi. İşte Ebubekir olmak, imanda şüphe etmemektir. Merak ederiz, soru sorarız, sorgularız ama asla şüphe etmeyiz demektir. Müslümanların hicreti başladığında Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanına geldi. Ben de gideyim ya Resulallah dediğinde, hayır bekle, Allah sana daha hayırlısını verecek demişti. Sonra bir gün yol arkadaşlığı müjdesini verince kızı söylüyor, bir erkeğin böylesine ağladığını görmedim. Sevincinden ağlıyordu. Hicret başladı. Müşrikler her yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı arıyordu. Öldürmek istiyorlardı. Hazreti Ebubekir bir sağına geçiyor, bir soluna, bir önüne, bir arkasına. Efendimiz bu garip halini fark ediyor. Soruyor, ya Ebubekir, senin yerin sağımda yürümektir. Neden böyle yapıyorsun? Ya Resulallah, sağında yürürken aklıma geliyor, ya solundan bizi arar sana gelirse diye hemen soluna geçiyorum o yüzden. Solunda yürürken aklıma geliyor,
Ya arkadan bir ok veya bir zarar gelirse diye hemen arkana geçiyorum. Arkana geçince de önünden bir tehlike gelir mi diye işte bu şekilde daire çiziyorum diyordu. İşte zordur Ebu Bekir olmak ve ona canını feda etmek. Senin yerine ölürüm ya Resulallah, canım sana feda olsun diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Benim yerime ölür müsün ya Ebu Bekir? Evet ya Resulallah dedi. Neden dedi? Ben ölsem bir ev ağlar. Sana bir şey olursa bütün evler ağlar. Bütün ümmet ağlar ya Resulallah dedi. Ebu Bekir olmak, Ebu Bekirce cevaplar vermek demektir. Ebu Bekir'i hicret esnasında tanıyanlar oluyordu. Bölgede tanınmış bir tüccardı çünkü. Onunla konuşanlar, Efendimiz'i görünce bu kim diye soruyorlardı. Sıddık olan, doğruluktan hiç şaşmayan Ebu Bekir müthiş bir imtihana giriyor. Yalan söyleyemez. Doğruyu dese işin ucunda ölüm var. Çünkü müşrikler başlarına ödül koymuş. Efendimiz bir tanınsa biter her şey. Mükemmel hikmetli bir cevap veriyor. O benim rehberimdir diyor. O zor şartlar altında dahi yalana tenezzül etmiyor. Evet rehberiydi. Ebedi bir yol rehberiydi. Ne mutlu onu rehber edinenlere. Düşünün, Müslüman olduğunda 40 bin dirhemi vardı. Hicret ettiğinde ise 50 dirhemi bile yoktu. Dev servetini Müslümanların zulümden kurtulmaları için, Müslümanlar için, ümmet için harcamıştı. Akıllı bir tüccar budur işte. Medine'ye varıldığında Mescid-i Nebevi için ilk arsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi Kasva'nın çöktüğü yer olarak belirlenmişti. Efendimiz hemen sordu arsanın sahibini, buldu, fiyatını sordu, onlar bağışlamak istediklerini söylediler, Efendimiz kabul etmedi. Cüz'i bir bedel istedi onlar da, Efendimiz ümmete sordu kim ödemek ister diye kalabalıktan bir el kalktı. Son kalan 50 dirhemini gözünü kırpmadan Hazreti Ebubekir veriyordu. İşte bugün bile Medine'de Ravza'da namaz kılarken başımızı her secdeye koyduğumuzda ona sevap yazılıyor. Ebu Bekir olmak demek asıl akıllı tüccarın ahirete yatırım yapan olması demektir. İşte bu şekilde Hazreti Ebu Bekir geçmek mümkün değildir. Yıllar sonra Mekke fethedilir. Fetihten sonra hemen babasının evine koşar, boynuna sarılır, ayağına sarılır, imana ikna eder bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam huzuruna getirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce utanır. Keşke biz gelseydik der. Hazreti Ebu Bekir küçük büyüğün ayağına gider ya Resulallah. Sen Resulullah'sın, Allah'ın Resulüsün, sen büyüksün der. O yüzden biz geldik. Babası şehadet getirir. Sevinmesi gerekirken Hazreti Ebu Bekir'in bir anda yüzü asılır, yere çöker ve ağlamaya başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaşırır. Niye ağlıyorsun der. Amcan Ebu Talib'in vefatı aklıma geldi. Ben babam için çok çırpındım, sen de amcan için çok çırpındın. Allah babama nasip etti ama senin amcana nasip etmedi. Onun için yüreğim burkuldu. Bu sevinci senin de yaşamanı öyle isterdim ki dedi ve ağladı. Bir yandan nebevi bir şefkat denizi yüreğinden çağlarken bir yandan da her hareketi, her hamlesi Allah'ın rızasını kazanmaya yönelikti. Hani lemalarda dediği gibi amelinize rıza ilahi olmalı. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. Düşünün. 80 bin kişinin bulunduğu bir stadyumda futbol oynuyorsunuz. Topu aldınız, 4-5 rakibi çalımladınız. Arkadaşınıza pas attınız. O da size orta açtı, gelişine bir röveşata vurdunuz, top 90'a gitti. 80 bin kişi gol diye bağırdı. Ama bir baktınız, hakem bayrak kaldırdı. Offside dedi. 80 bin kişi gol dese de gol sayılır mı? Sayılmaz. Kimin kararı geçerli? Hakemin. Demek ki hakemi razı etmeli. Amellerimizde de aynen durum böyle. Tüm insanlar alkış da tutsa, 1 milyon takipçin de olsa, hepsi sana aferin çok doğru yaptın veya çok doğru söyledin de dese, eğer Allah razı değilse offside. O iş bitmiştir. Onu razı etmek kainatın en önemli meselesi. İşte Hazreti Ebu Bekir demek Allah'ı razı eden yolun zirvesine çıkmak demektir. Bir gün sabah namazından sonra mescitte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Bu gece sadaka veren oldu mu? Hazreti Ömer içinden geçirdi. Ya Resulallah soruyorsun ama kim gece gece sadaka verir yani? Hazreti Ebu Bekir elini kaldırdı sadece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine sordu. Bu gece hasta ziyaret eden oldu mu diye. Hazreti Ömer yine içinden geçirdi. Gece gece kim bir hastayı bulacak da ziyaret edecek diye. Yine Hazreti Ebu Bekir elini kaldırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine sordu. Bu gece bir Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını gideren oldu mu diye. Hazreti Ömer yine içinden geçirdi. Ya gecenin yarısı kim kimin işini halledebilir ki dedi. Hazreti Ebu Bekir yine elini kaldırdı. Hazreti Ömer dedi. Geçilemeyeceksin ya Ebu Bekir. Kimse seni hayırda geçemez. Bir gün Tebuk gazvesi için Müslümanlara çağrıda bulunuldu. Sadaka verilmesi için bir çağrıydı. Hazreti Ömer aktarıyor. İşte şimdi Ebu Bekir'i geçeceğim diye düşündü. Çünkü
Hani benim malım var, onun ise durumu fakir diyordu. Alıyor malının yarısını, 1/40 zekattan bahsetmiyoruz bakın, malın yarısı. Sahabeler 1/40 cimri zekatı derlerdi. Malının yarısını alıyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a getirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona çok farklı bir soru soruyor. Evine, hanene ne bıraktın ya Ömer? Hazreti Ömer cevap veriyor. Bu yarısıdır. Diğer yarısını bıraktım ya Resulallah. Bir süre sonra Hazreti Ebubekir içeri giriyor. Bir kucak kadar bir miktar mal, erzak, para getirmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlıyor ki malının hepsini getirmiş. Ve ferasetiyle soruyor. Evine, hane halkına ne bıraktın? İşte Ebubekirce bir cevap veriyor. Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Hazreti Ömer diyor. O gün anladım ki hayırda onu geçmek mümkün değil. Hazreti Ebubekir evine dönerken bir fakir ondan kıyafet istiyor. Gel diyor evimin kapısına. Evin kapısında üstünü çıkartıp son malını da o fakire veriyor. Bir çuval bulup hasırını üstüne giyiyor. Resulullah onu yanına çağırıyor. Hazreti Cebrail, Cibril-i Emin geliyor. Bu yanındaki abaya sarınan kimdir ya Resulallah diyor. Efendimiz bu Ebubekir'dir. Malının hepsini İslam için harcadı. Beni tasdik etti, kızını bana nikahladı diyor. Cebrail diyor ki onu tebrik et. Allah soruyor, kulum bu halinde benden razı mı? Bu ne kadar müthiş bir şey, düşünebiliyor musunuz ya? Bütün insanlığın rızasına muhtaç olduğu, milyarlarcasının onu razı etmek için çabaladığı Allah'ın Ebubekir kulundan razı olması, onun da razı olup olmadığını sorması. Ebubekir ağlıyor, hıçkırıklara boğuluyor. Razıyım ya Rab, kaderinden razıyım ya Rab diyordu. Of of. Ve güneş battığında. Ayşe validemizin sesi Medine sokaklarında yankılanmıştı ki hala yüreklerimizde yankılanıyor. Resulullah vefat etti ey müminler. Resulullah vefat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu aleme veda edip ebedi aleme, dar-ı bekaya, Rabbine, Habibine, sevgilisine gittiğinde sahabe perişandı, hıçkırıklara boğulmuştu. Her köşede birileri feryat ediyor, ağlaşıyordu. İnanmak istemiyorlardı. Öyle delicesine seviyorlardı ki peygamberi, her birisi malını, evladını, canını verirdi, hem de gözünü kırpmadan. Ve öylesine alışmışlardı ki o gül yüzlüyü her gün görmeye, her gün onun kokusuyla dolu mescitte gecelere kadar beraber Allah'ı anmaya. Onun dağları eriten tebessümüyle sevdalanmaya öylesine alışmışlardı ki ayrılık kalbi yakıyordu. Buna aşk-ı Resulullah denir. Yakar geçer kalbi. Ne kayalar, granitler, ne demirler, çelikler bu sevginin karşısında, bu sevdanın karşısında durabilir. Yakar, eritir. Narince bir kalp nasıl dayanabilir? Hazreti Ömer kılıcını çekti. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da o ölmedi. Hazreti Musa gibi bir hal ona arız oldu. Rabbi ile görüşüyor. Kim öldü derse kılıcımla onu ikiye bölerim diyordu. Tablo çok iç acıtan bir ayrılık acısıyla kavruluyordu. Tam o esnada Hazreti Ebubekir çıktı dışarı. Herkesin çok iyi bildiği halde o an unuttuğu öyle ayetler okudu ki Hazreti Ömer daha sonra itiraf edecekti. O ayetleri ezbere bilsek de biz o an o ayetler yeni vahyolundu sandık. Ayetler şöyle. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri, geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olamaz. Fakat şükredenlere Allah mükafatını verecektir. Kim Muhammed'e tapıyorsa dedi Hazreti Ebubekir, bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o haydır, bakidir ve ölmeyecektir. İşte Ebubekir olmak bunu gerektirir. Sadakat bunu gerektirir, muhabbet bunu gerektirir. Peygamber dostluğu bunu gerektirir. Peki ya biz? Sahabenin baş koyduğu yola neyimizi koyduk ki aynı cennete talibiz? Eğer hiçbir ders almazsak bu hikayeler sadece dinleyip duygulandığımız geçmiş anılara döner. Neden bir Ebubekir de biz olmuyoruz? Cennet başvurusunda geçerli olan yegane CV, iman CV'sini tam elde etmiyoruz. Neden onu Ebubekir yapan iman ve Kur'an derslerini okumuyoruz? Yoksa ilk emri unuttuk mu? Öyleyse hatırlamanın tam sırası. İkra, oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Kainatı oku, kendini oku. Allah'ın mucizevi eserlerini oku. Bir gül destesini, bir arı tayfesini, yeni gelen bir baharı oku. Bunları Rabbin hiç olsunlar diye, görmezden gelinsin diye yaratmadı.
Bak Bediüzzaman ne güzel söylüyor. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen, faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Madem başıboş değiller, öyleyse zaman onları okuyup Rabbimizi tanıma ve onu sevme ve ona ibadetle kendimizi sevdirme ve Ebu Bekirleşme yolunda yürüme zamanı. Canınız cennete, Allah'a emanet. Allah.